Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse analiziyle karşınızdayız. Kısaca bir değerlendirmede bulunmak istedim. Teknik açıdan daha önce düşen periyotta biliyorsunuz büyük bir düşüş sonrasında hisse fiyatlaması teknik açıdan 13-14'lü diplere kadar oluşturduğu fiyat sonrasında buradan aldığı hareketle yukarı yönlü bir tepki trendi oluşturmuştu. Bu noktada hisse fiyatlamasında son bölümde oluşturduğu Tobo görüntüsünü daha önce paylaşmıştık. Bu paylaşım sonrasında karşımıza çıkan değerlendirmelerde özellikle teknik açıdan hisse fiyatlamasının aylık pivot değerinin üzerine atabiliyor olmasının önemli olacağını bahsetmiştik. Teknik açıdan bu hafta baktığımızda 22.65'te bulunan aylık pivot değerinin üzerinde bir kapanış yapmayı başardığını görüyoruz. Hisse fiyatlamasındaki hacimler teknik açıdan 20 günlük hacim ortalamasında üzerinde gelmeye başladı. Bu da hisse için oldukça önemli. Bu bölümden sonra hisse fiyatlaması aylık pivot değeri ve R1 seviyesinde bulunan boyun hattı kısmı 24.60-25'li fiyatların üzerinde çıkıp kalıcı olabilirse ve bu bölgedeki onay hattını alabilirse hızlıca üst bölgeye doğru hareket edecek bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi teknik olarak hacimsel gücün aynı şekilde devam etmesi gerektiğini, endeksin bir ters oyun yapmaması halinde ise teknik açıdan üst bölgedeki 32 direncine doğru çok rahat gidebilecek bir kapasitede olduğunu zaten biliyoruz. Teknik açıdan oldukça uzun zamandır düşen trendini yatay dipte tepki alanı, ufak bir çanak, tobo adına ne derseniz bu bölgeyi tamamlamaya çalışan hisse fiyatlamasında teknik açıdan tobonun oluşum bölgesinde, yani tobonun sağ omuz oluşum bölgesinde şu an için. Bunun içerisinde hareket eden hisse fiyatlaması üst bölgeyi 24.60 gibi direncin üzerine çıkabilirse teknik açıdan önü açılacak gibi bir görüntü sergilediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Zamansal açısından baktığımızda hisse fiyatlamasının hani bu üçgenin içerisinde tobonun sağ omuz üçgeni içerisini dolduracağını düşünürsek Eylül ayının sonuna kadar bizi buralarda oyalayabilir. O da ayrı bir gerçeklik söz konusu. Şimdi teknik açıdan yine baktığımızda hisse fiyatlaması artık klasik olarak günlük periyotta EMA 55 desteğini almış durumda. Ve EMA 13-21 desteğiyle birlikte artık önümüzdeki güçlü direnç bölgeleri olan 24.78, 27.22, 29.84 ve 32'li fiyatlara doğru gitme eğilimini sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası. Bu noktada ise fiyatlamasında tabii ki kritik destek bölgeleri anlamında ise baktığımızda yine 22.50, 22.42, 22.18, 21.90 gibi destekleri bulunduğunu hatırlatmakta yarar var arkadaşlar. Hani heyecana kapılıp gaza gelip böyle potansiyeli oluşturmadan, tamamlamadan, yukarı yönlü hareket kırılmadan da hareket etmek yanlış olur. Her zaman için destekleri daha önemli şekilde sarılıp tutulmak ve destekleri aktif olarak kullanmak gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Bu noktada haftalık EMA 55 seviyesi 23.80'de bulunan hissenin 23.80 üzerinde yapacağı kapanışlar ve özellikle söylüyorum 4 saatlik EMA 55'in haftalık EMA 55'i yukarı doğru kesebiliyor olması ki bu da takribi olarak 2 hafta veya 3. haftaya sarkabilir ki tabii ki buradaki hacimsel hareket ve hissenin fiyatsal hareketiyle de eş güdümlü olacaktır. Teknik açıdan bu bölgeyi yukarı taşımakta çok kolaylık sağlar. Tabii hızlı bir kırılım, güçlü bir hacimli bir kırılım gelirse. Ama hisse fiyatlaması baktığımızda belli bir trend açısıyla daha önce 2 hafta önce yokladığı EMA 55 haftalık direncini bu hafta kırma eğilimi gösterecek gibi bir görüntü sergilediğini düşünüyorum. Bu noktada özellikle RSI ve Momentum yatayda kalsa da eğer hacimler bu şekilde devam eder ve EMA 21 desteğini, 22 lira desteğini aşağı kırmadan üst bölgeye taşıyabilirse bahsettiğimiz alanlara, dirençlere net şekilde yukarı doğru bir potansiyel oluşturabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir. Herkese hayırlı günler diliyorum.